YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün daha önce hiç görmediğiniz çok farklı, çok güzel bir tarifim var. Aslında iki tarifi bir araya getirdim. Bütün yaz yaptım. Nefis beyaz kremayla çok güzel bir kurabiye ama böyle pasta gibi gözüküyor. Önce kremamızı yapalım. Ben malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Öncelikle malzemelerimizi tencereye alalım. Ocakta fokurdayana kadar sürekli karıştırarak kremamızı hazırlayalım. Ocaktan aldıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağı, bir paket vanilin, isteğe bağlı beyaz çikolata ekleyebilirsiniz. Ben ara ara beyaz krema yaptığım zaman beyaz çikolata ekliyorum ama elinizde yoksa koymak istemiyorsanız beyaz çikolatasız da hazırlayabilirsiniz. Öncelikle bunları telde çırpalım. Daha sonra soğuması için dolaba koyacağız. Üzerine streçle kremaya değecek şekilde kapattım. 1-2 saatte tamamen soğuyor. Bu kremanın aslında püf noktası bu. Soğuk olarak krem şantiyi çırpıyoruz. Bir poşet toz krem şantiyi kremamızın üzerine ekledim. Zaten mikserle 1-2 dakika içerisinde krema bambaşka bir kıvama geliyor. Kremanın detaylı çekimini birazdan sizlere göstereceğim. Kurabiye hamuru için bir çay bardağı sıvı yağ, bir yumurta, yarım çay bardağı toz şeker, 2 dolu yemek kaşığı da tereyağı ekleyelim. Bu malzemeleri biraz telde karıştıralım. Üç yemek kaşığı kakao ekleyelim. Tekrar karıştıralım. Bu tarif yaklaşık 2,5 su bardağı kadar un alıyor ama 2 bardaktan sonra kontrollü ekleyelim. Normal klasik ele yapışmayan bir kurabiye hamuru sertliğinde olacak. Bir paket vanilin, bir paket de kabartma tozu ekleyip hamurumuzu yoğuralım. Böyle simsiyah kapkara bir kurabiye hamurumuz oldu ama tatlımızın görüntüsü bembeyaz. Dışı beyaz, içi siyah, şerbetli bir kurabiye yapacağız. Böyle cevizden büyük toplar yapıp 170 derecede pişirelim. Kurabiyeler fırındayken ben şerbetini hazırlıyorum. Yarım su bardağı şeker, bir su bardağı su. Sadece şeker eriyene kadar ocakta tutalım. Çok fazla kaynatmayalım. Şerbetimiz soğuk olacak. Kurabiyelerimiz de fırından çıktıktan sonra ilk sıcağı çıkınca şerbete batıracağız. Aşırı da şerbeti çekmemesi gerekiyor. Her kurabiye 3-4 saniye durması yeterli. Çok bilinen şerbetli bir kurabiye ve beyaz krema, ikisini bir araya getirdim. İyi olacağını tahmin ediyordum ama beklentimin çok üzerinde. Tat uyumu çok iyi oldu. Kurabiyenin yoğunluğu ve kremanın hafifliğiyle pasta görüntüsünde çok da kolay hazırlanan bir tarif. Oldukça da farklı. Kremamızın kıvamı da çırptıktan sonra bu şekilde oluyor. Çok yumuşak, böyle köpük gibi bir görüntüsü var. Ama kaşıkla koyduğunuz zaman veya krema sıkma torbasıyla sıktığınız zaman kalıp gibi duruyor ve kesinlikle akma, yayılma vesaire olmuyor. Birçok tatlınızda, pastanızda bu krema tarifini kullanabilirsiniz. Ben de ekler yaptım. Farklı tatlılarda da bu kremayı kullandım. Bu sefer de ıslak kurabiye ile ikisini bir araya getirdim. Bakın böyle koyduğumuz zaman nasıl koyuyorsak o şekilde kayıyor ama kalıyor ama ben kaşıkla kurabiyenin her tarafını döndürerek kaplıyorum. Tabaktan alması zor olur mu diye düşünebilirsiniz ama krema kalıp gibi, zaten çatal aldığımda da göreceksiniz. Bir spatula ile çok rahat, hiç bozulmadan görüntüsü servis tabaklarında alabilirsiniz. Böyle döndüre döndüre de şeklimizi veriyoruz. Dediğim gibi lezzet uyumu da şahane oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Yapanlardan da yorum bekliyorum. Kıvamına da bakalım.
Ben arkadakilere biraz da çikolata doğradım ama çok iyi bir fikir değildi. Daha sonra ondan vazgeçtim. Sade olarak bence çok çok daha güzel. Dediğim gibi çataldan da hiçbir şekilde akma olmuyor. Bozulmuyor krema hiçbir şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.